Herkese merhaba, hepiniz kanalımıza ve yeni videomuza hoş geldiniz arkadaşlar. Saatlerimiz 7. Bugün günlerden 6 Haziran Pazartesi. Gel aşkım. Caner biraz hasta arkadaşlar. Arkadaşlar çok uzun bir süredir hasta olmuyorum maşallah. Ama bugün önemli bir gün biliyorsunuz. O yüzden maalesef beni buldu yani. Evet, Caner dün başladı, çok ciddiye almadım. Bugün bir kalktım, gece uyuyamadım, başım ağrıyor. Tam bu kadar mutlu günümüzde, bu kadar böyle heyecanlı günümüzde böyle vücudum enerjisi sıfır yani şu an, ama Aslan'ı kucağımıza aldığımız zaman bütün her şey gidecek, eminim ben. Güzel bir gün olacak. Ben yani gayet enerjiyim arkadaşlar. Caner'e diyorum ki iyi misin, her zamanki yani. Evet, bugün Aslan'ımızı almaya gidiyoruz arkadaşlar. Bende bayağı bir heyecan var tabii, olmaz mı? Dualarınızı bekliyorum, bol bol dua gönderin bana. Aslan'ımıza sağ salim kavuşalım. İkimiz de oradan sağlıklı bir şekilde çıkalım inşallah. Şimdi sen de bir yandan fotoğrafçımızı ara. Çünkü hastanede fotoğraf çekimi de olacak. Böyle ilk giriş anından ameliyathaneye kadar süren bir süreçte o fotoğraflarımızı çekecek. Üf, kalbim nasıl atıyor ya, bazen böyle nefesim kesiliyor arkadaşlar. Hadi bakalım, şimdi alacağız geleceğiz onu inşallah. Bir gün boyunca da hastanede kalacağım. Böyle tüm anımızı da vloglamaya çalışacağım arkadaşlar. Hadi bakalım, evde daha fazla oyalanmayalım. Bir yandan da Mira'nın da uyanmasın. Uyanırsa, bizi görürse çok ağlar arkamızdan. Bir de ben hastanede heyecanımı atabiliyorum. Çünkü hastaneye adamımı attığım anda daha fazla beni böyle heyecan basıyor. O yüzden kalacağımız odada en azından böyle dolanır dururum, heyecanımı atarım. Evet, hadi gidiyoruz şimdi. Evet arkadaşlar, şu anda saatlerimiz 7.30. Doğumum inşallah nasipse saat 10'da olacak. Biz 8'de hastanede olmuş oluruz. Çünkü ben doktoruma öyle dedim. Sabah 8'de gelirim dedim. 9'da gel demişti bana. 8'de gelirim dedim ki heyecanım inşallah orada gider. Şimdi arabamıza yerleştirelim eşyalarımızı. Miralinda'yı da öpüp kokladım bol bol. Kıyamam, uyuyor çok güzel bebeğim de. Miralinda da kahvaltısını yapar, yanımıza gelir. Bunlar dayanamadı, ben sana diyeyim. Bence de onu arka koltuğa alalım. Evet, arka koltuk doldu aşkım. Ay, nasıl sığacağız biz şimdi arka koltuğa, ben nasıl oturacağım? Küçücük bir yer kalmış oluyor. Refli yatağımızı da aldım. Böyle kettle'ımızı aldım. Caner yanı başımda dursun, sürekli aşağı inip durmasın diye. Hadi bakalım, gidiyoruz. Buyurayım. Biz geldik arkadaşlar, arabamızı park ettik. Ay, hep heyecanlıyım diyorum ama yani nasıl anlatayım, kalbim duracak gibi. Caner şimdi bavullarımızı çıkartıyor. Haydi tatile geldik aşkım, tatile. Hah, kendine gelmişsin biraz, evet, daha iyisin. Tatile gelmiş gibi düşün yani. Evet, tatile geldik, bir gece konaklama yapacağız. Sabahına evimize gideceğiz inşallah sağ salim. Tripodumuz, refli yatağımız. Aşkım sonra ne var? Tamam, o çantayı da alayım. Bu mavi çantayı da alalım. Onda abur cuburlar var, kettle var. Tamam herhalde. Sonra arkada bir tane daha çanta var. Şu puseti almayalım aşkım. Bunu sabah alırız. Sabah tamam, çıkacağız ya. Bir de şunu almayacağız. Kıyafetlerimiz var onda da. Fotoğraf çekiminde giyeceklerimiz. Evet. Aslan için biz hazırız arkadaşlar. Bu oda güzelmiş. Bu oda güzel ya. Miralinda'da oda doluluğundan minik bir odada kalmıştık. Burası daha güzel değil mi? Burası daha güzel. Ben hemen hızlıca bir iki karenizi alayım mı? Kadriye ablayı hatırlıyorsunuz zaten. Miralinda'nın doğumunda da fotoğraflarımızı çekmişti. Biraz fotoğraf çekeceğiz galiba değil mi abla? Evet, evet. Biz erken geldik ya, bol bol vaktimiz de var bu arada. Heyecanımızı yenelim. Diz çökecek, babamız elinden tutup şöyle bir dinleyeceksin, bir tane öpeceksin, bir de şöyle geriye gülümseyeceksin. İyi yaparız bakalım. Alıştık bizim fotoğraf işlerine. Evet, evet. Şimdi ne yapıyorum? Diz çekiyoruz. Evet ama yaklaş biraz eşine doğru. Yaklaş. Gel sen, gel biraz daha gel. Aslanımızın kokusunu takalım şimdi. Ay, hemen beni hazırlayacaklarmış arkadaşlar. Durun dedim daha vakitim var dedim. Hadi hazırlayacaklarmış sen aşkım yürü. Aşkım daha ben kendimi hazır hissetmiyorum ya. Bir de erken geldim o kadar ha. Oğluşum yatağını da yapıyoruz arkadaşlar. Bu reflü yatağını iyi ki getirmişim. Tam da sığdı böyle boyut olarak. Üzerine de misliğin. Ben hazırlandım. Giydirdiler beni. Her gelen Tuba'yı hazırlamaya çalışıyor. Tuba diyor ki ya durun vaktim vardı ama en sonunda kaçamadın aşkım. Evet, kaçamadım valla. Hazırladılar. Bohçamız var gibi. Bohçası. Evet. Mert Aslan'ın bakalım. Wow, annemiz çok deneyimli. Evet deneyimli. Harika hazırlanmış. Şimdi şurada bir üst görüyoruz. Üst var. Artık tercih var. Bu çok güzel. Bu çok evet. Güzel. Body koymuş. Artık bunlar tercih ediliyor. Ya. Tabii zıbın yerine bunlar tercih ediliyor artık. Bu da çok güzel. Şapkası, çorapları ve eldivenleri. Bir aneste bezi. Şimdi abur cuburlarımızı da dolabımıza yerleştirelim dedik. Bir de burası suyu odaymış arkadaşlar bakın. Evet. Güzel oda, geniş oda. Aynen. Nasıl susadım? Suların hepsini içesim var. Yok içemem aşkım. Ya kahvaltıda yasaktı yemek, su. Bir yudum bile içsen susarsın. Evet. Ben hazırlandım ama doğuma 1 saat 15 dakikamız var. Sanki böyle her an gelip beni alacaklarmış gibi hissediyorum aşkım. O kadar hazırlamak için sürekli böyle birileri geldi ki. Geliyor biri diyor ki hadi Tuba seni hazırlayalım diyor. Hayır diyor hazırlamayın diyor. Daha benim 2 saatim var diyor Tuba. Çünkü ama aslında bu... dedikleri şu, hani hazırlayalım rahat rahat istediğini çekebilirsin. Niye yani bu kıyafeti giydiğinizde bambaşka bir duygular içerisine giriyorsunuz arkadaşlar. Daha da heyecanlanıyorsunuz. Zaten dilim damağım kurudu. Zaten nefes almakta bayağı zorluk çekiyorum. Bir de bu elbiseyi bana giydirdiler ya ondan çok daha heyecanlandım. Bir de kolumda bilekliğim var. Henüz daha damar yolum açılmadı. Ama odayı ben sevdim ya. Geçen Mira'nın doğumundaki odadan çok daha güzel. Evet. Bir oda turu yapalım aşkım. Gösterelim odamızı. Dur gelin gel. Alayım hadi çekeyim sen seni. Çek. Dolaplarımızı hazırladım ben buraya. Şurada böyle 4 kapaklı bir dolabımız var. Burada bak aşkım battaniyedir, yastıkları senin için. Sonra burada bizim kıyafetlerimiz var. Mini bir buzdolabımız var. Şurada lavabo var. Lavabo nasıl? Hiç bakmadık. Böyle minik bir lavabo, duş bölümü var. Ha bak burada duş da varmış. Duş da varmış burada. Bizim diğer kaldığımız odada duş yoktu galiba değil mi? Hayır yoktu. Minik bir televizyonumuz, klimamız, yatağım var. Birazdan beni tekerlekli sandalyeyle götürecekler yukarı. Miralinda'dayken de demiştik ki aşkım ben yürüyerek gitsem olmaz mı? Yani niye tekerlekli sandalyeyle götürüyorlar değil mi? Böyle koltuğumuz var. Burada rahat yatabilirsin diye düşünüyorum aşkım. Evet evet. Güzel. Yine yeşil koltuk. Mira kuşta da yeşil bir koltuk vardı. Odamız böyle arkadaşlar. Ay biraz oturayım ya. Sabahtan beri zaten hiç uyuyamadım. Gerçekten uyuyamadık yalnız. 1 dakika bile uyuyamadık yani. Burada bekleyeceğiz artık saatin gelmesini. 10 saatini bekleyeceğiz. Sonra Aslan'a kavuşacağız. Ay bitti vallahi 9 ay bitti. 40. haftada geliyor bizim oğlan. Şimdi bana yorumlarda diyeceksiniz ki Aslan'ı göremeyeceğiz mi? Aslan'ı ne zaman göreceğiz? Miralinda'dayken de 40'ımız çıktıktan sonra göstermiştim arkadaşlar. Biliyorsunuz daha küçücük bebek. El kadar hani nazar değer bir şey olur. O yüzden böyle 40'ımız geçtikten sonra hem de bebek kendini daha iyi toparlıyor hem de böyle doğduğu günden 40 güne kadar gelişimini de ben her gün kayıda aldığımdan izlerken de daha keyif alırsınız diye düşündüğümden yani 40'ımızı bir çıkaralım sonrasında Mert Aslan'la sizi tanıştıracağım inşallah. Bir de arkadaşımın kamerasını aldım. Şu anda 2 kamerayla çekim yapacağız. Caner de bizim kamera, arkadaşımın kamerası da ameliyathaneye gidecek. Doğum anımızı da böyle güzelce vloglamak istiyorum. Canlı sezaryen doğum. Böyle bol bol dua edin bana ne olur. Mira geliyor. Mira mira. Mira mira diyor. Aslanın resmi var ya. Mira. Hoş geldin. Hoş geldin. Gel kızım gel. Donduk kaldık şimdi be. Hazır mısınız? küçük insanım. Gel, gel sarılalım. Gel. Mehmet, Mehmet versin. Ay saçlarım. Beşik, beşik, beşik. Beşik anne. Bak. Kardeşim. Bebek geliyor. Aslanı almaya geldi. O emzik istiyor. Aslanı alacağız, tamam mı? Hayırlısı inşallah. Vallahi çok heyecanlıyız. Mira ile gelirken hadi diyoruz aslanı almaya, bebek bebek diyor. İnşallah sağlıklı inşallah. Babam nerede? Baban aşağıda. Şimdi o. Gel, gel. Allah. Gidiyoruz. Hadi bakalım. Bu emeği taktım. Kızım da geldi, yetişti. Saçımı da toplayayım. Ne oldu? Ne oldu anneye? Bora taktı. Dur. Bin Mercedes'e bin. Caner şöyle bir yanına geçer misin? Mira ile birlikte. Sen börek getir bize. Tamam mı? Sen burada bekle kızım. Biz geleceğiz. O da gidecek. Ay bırakmıyor. Bunu sürecek. Bunu sürecek. Ağlamaz. Hadi sen de gel. Hadi gel. Miralinda. Hadi sen de gel. Ay kardeşini götürüyor. Dur dur annem, dur sıkışır. Dur gel artık. Hadi öptüm seni. Hadi anne. Babayım bebeğim verecek sana, tamam mı? Anne bebeğim verecek. Bebek getirecek. Herkes gelecek. Hadi bakalım. Evet. Hadi buraya kadar aşkım. Hadi görüşürüz aşkım. İki kişi bekliyoruz seni. Evet, bebeğin kalp atışları dinleniyor şimdi. Aynen. Heyecanın nasıl Tuğba'cığım? Kalbim dip dip epidural oldu. Görüyorsunuz burada serumlar takıldı. Uyuşmam bekleniyor. O da bir 15 dakika kadar sürecekmiş. Zaten karıncalanmalar başladı bende. Sezaryandan birçok kişi korkuyor arkadaşlar, biliyorum, ama biliyorsunuz bu benim ikinci. Hiç korkacak bir şeye gerek yok. Heyecan, ya heyecan oluyor tabii ki ama korkmaya gerek yok. Yani sonunda bebeğinize kavuşuyorsunuz. Sohbet, muhabbet, gül oynaya, müziğimiz açık. Aynen, müzik çalıyor burada. Bütün ekip çok güzel. Şöyle çok ekibi de gösterelim bakın. Herkes aynen. Çok iyi yani. Aynen. Yani sohbet, muhabbet. Burada sizi. O yüzden panik olmuyorsunuz hiç. Emin ellerdesin. Sen aynen. Tadını çıkar Tuğba'cığım. Evet. Az sonra bebişle birlikte huzurlarınızda olacağız inşallah. Şimdi fotoğrafa saldırıyor. Şu an. Canı yanmıyor olması lazım. Canı yanıyor mu? Yani dokunduğunuzu hissediyorum ama yanmıyor canım. Evet, aynen böyle olacak. Babam da geldi. Bekliyoruz artık Tubiş'i. Önce Aslan gelecek. Ondan sonra yarım saat sonra Tubiş gelecek. Tubiş gelecek, evet. Mira da geziniyor. İnşallah salim gelsinler. Görenler diyor, sen küçük abla bol canına diyor. Bir başladı ağlamaya, gücüne gitti. Konuşunca utandı. Küçük abla geziyor koridora. Baksana şuna bak. Bebek bebek diye sayıklıyor. Mira ne gelecek bize? Güneş. İyi, sen ne yapıyorsun? İyiyim ben de. Heyecan var mı heyecan? Bak Mira da burada. Heyecan normal ya. Tecrübelisin artık. Nasılsın kızım? İyi vallahi, seni bekliyoruz merakla. Ameliyathaneden canlı yayın. Biz 9 doğurunca biz bir taneyi getireceğiz. Kimler gelmiş? Bak Mira, Aleyna. Aleyna gelmiş. Bakalım, çok tatlı. Bizi tanıdık. Bebeğimizi tanıdık. Hayırlı olsun. Bir dakika, pardon. Pardon. Sen hangisiniz? Önce al bakalım. Genel durumu gayet iyi, bir sıkıntısı yok. Doğum saati 10:30. 3 kilo 155 gram, 51 santim boyunda falan yapıldı. Çocuk doktorumuz da gördü, bir sıkıntı yok. Annemiz de gördü, bol bol fotoğraflarını çektik zaten. Annemiz bir 15-20 dakika sonra odaya gelecek, değil mi? İlginiz olsun. Bir dakika istiyorum. Nasıl olmuş? Gördün mü? Beyaz. Ne? Sarı, sarı, sarı. Annem sarı diyor. Sarı. Sarı. Gözün aydın. Çok tatlı bir bebek. Evet. Çok güzel. Arkadaşlar biraz kendimi toparladım çok şükür. Instagram'dan o kadar çok mesaj atanlarınız var ki Allah binlerce kez razı olsun. Gerçekten kocaman bir aile olduğunuzu hepiniz hissettirdiniz. Ben iyiyim ama şu an ikinci sezaryanım olduğu için ağrılarım biraz daha fazla. Yalana gerek yok. Ben zaten hiç yalan söylemem sizlere. Neyse odur. İlk doğumumda Miralinda'da bu kadar fazla bir ağrım yoktu. Ama ikinci doğumumda dedim ki ne oluyor yahu? Bir ağrı kesici yapıldı. Hafifledi çok şükür. Miralinda'yla da karşılaştık kardeş. Sonrasında uyku saati geldiğinden eve gitti onlar. Evde uyuyacak, yemeğini yiyecek. Belki sonrasında tekrardan gelirler. Kendi annem de kalmak istedi. Ben dedim ki gerek yok anne, Caner var zaten. O da bana gül gibi bakıyor, Allah razı olsun. Biraz daha toparlandın mı aşkım? İyisin değil mi? Vallahi işte seni böyle görünce ben zaten kendi hastalığımı unuttum aşkım. Ya, bayağı bir ağrıları vardı da. Evet, işte bir ağrı kesici yaptırdık. Ağrı kesici yapıldı işte. Serum takıldı. Ondan sonra Mert Aslan'ımız çok tatlı bir şey. Maşallah, subhanallah. Nasıl ağlıyor? Kız gibi çığlık atıyor. Dedim oğluş ne yapıyorsun sen böyle? Aa diye bir çığlık atıyor. Anlatamam arkadaşlar. Şimdi mışıl mışıl uyuyor çok şükür. Uslu bebek ya. Gerçi yeni doğduğu için uyuyordur böyle değil mi? Sonrasında göreceğiz. Şimdi bana yemek getirdiler. Böyle haşlanmış havuç, patates, tavuk. Ay, ne seversin ya. Çorba var. Hoşafı içerim ama aşkım. Hoşaf güzeldir. Nasıl görünüyorum ya? Bir maşallahınızı alırım. Güzel görünüyorsun. Güzel görünüyorum değil mi aşkım? Evet. Ay çok şükür, bin şükür atlattık. 9 ayın sonunda aylar, haftalar, günler, saatler derken kavuştuk artık Mert Aslan'ımıza. Tabii ki de sizlerin de duasıyla, sağ olun, esirgemediğiniz dualarınızı bizden. Ben şimdi böyle hoşafımı içeyim ya. Canım sadece hoşaf istiyor. Onu içeyim. Sonrasında yine beraber oluruz. He, şimdi bir şeye benzemiş aşkım. Uzattın ya, ne çorbası gibi anlamadım. Hı? Ne bileyim aşkım, ben tadına bakmadım. Tadına bakmadım ben, bana niye soruyorsun? Hoşafa bir bakalım nasılmış. Aa, hoşaf güzel. Ha böyle de içebiliyoruz. Gaz çıkartma operasyonu. Ay Caner minicik. Başa döndük vallahi. Hatırlıyorum, Mira'da da aynı. Evet Caner ya. Emzirdim arkadaşlar. Maşallah subhanallah. Karnını doyurduk. Şimdi babasına verdim gaz çıkartsın diye. Oğlum yavru kuşum. Şapkayı da çıkarttık. Eldivenleri de çıkarttık. Sevdim, okşadım onu. Mis gibi. Keşke kokusunu sizlere de gönderebilsem. Bebeklerin bu ilk kokusunu o kadar çok seviyorum ki, cennet kokuyorlar mis gibi. Ara ara böyle yarım saatte bir falan durum güncellemesi yapmak istiyorum sizlere arkadaşlar. Aslanımız şu anda uyudu. Bakındı sessiz bir şekilde. Bir mırın kırın etti, uyudu. Ben de biraz yürüyüş yaptım. Sağ olsun buradaki çalışanlar çok ilgililer. Geldiler, baktılar bana. Hafif böyle yürüttüler, yürümem lazım. Televizyon izliyorum ben de ya, ne yapayım, hiç gözümde uyku yok gerçekten. Hava da baya sıcak bugün İzmir'de. Tam sıcak günde doğumumu yaptım yani. He. Durun şöyle bir göstereyim size ya ellerini. Bebeğim benim, minik bebeğim benim. Güzel kuzum. Gel. Efendim anneciğim. Özledin mi kız anneyi? Ben seni çok özledim annem. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hayırlısı olsun. Allah ana babalı büyüsün. Amin. Sağlıklarla inşallah. Bak şimdi ateş ne kadar büyük gözüküyor. Evet ya. Bu minnacık daha minnacık. Ateş değil, aslan. Bu odaya geldiğinden beri, gördüğünden beri ateş. Aslan. Hani aslan? Bak küçücük aslanımız. Bebek. Yavaş şimdi. Bebek. Bak kızım nasıl olmuş annesi. Ne yapıyorsun aşkım sen gece? Valla maşallah subhanallah. 3. ağrı kesicim bayağı etkiliydi. Ayaklandım, etrafı topluyorum. Hani bir yandan da yürüyeyim ki daha rahatlayayım istiyorum. Ama tabii ki tam olarak dik duramıyorum arkadaşlar. Biraz ağrım var. Aslanın üzerini değiştirdik. Ebenin eline ne yaptı Caner? Pırt yaptı benim oğlum. Tuvaletini de yaptı. Çok şükür rahatlama geldi bizlere de. Güzel emiyor da, süt sağma makinemi şu anlık kullanmadım. Gerek duymadım. Ve kan grubumuz da belli oldu. Eşitlik sağlandı. Miralinda'nın kan grubu 0 RH pozitif babasından. Benim kan grubum A RH pozitif. Mert Aslan'ın da A RH pozitif. 1-1 oldu. 1-1 oldu ama benzeme yönünden bana benzemiyor. Yine Caner'e benziyor. Bakalım siz kime benzeteceksiniz 40 günün sonunda? Herkes Caner'e benzetiyor şu anda. Bakıyor boncuk boncuk, rahatladın tabi. Damlalar geldi arkadaşlar, annemler geldi biliyorsunuz, Miralinda'yı bir kere daha getirdiler sağ olsunlar. Gördük kızımızı, o da şimdi eve gidince hemen uyuyormuş mışıl. Ben de işte böyle ayaklandım, birazcık ortalığı toplayıvereyim dedim. Anam habire kıyafet değiştiriyoruz ya, kıyafetlerini kirletiyor, keşke biraz daha alsaymışım. İki tane yedek kıyafetimiz kaldı. Bakalım sabah kadar herhalde bizi idare eder. Yarın fotoğraf çekimimiz olacak arkadaşlar. Bana çok güzel dualar gönderdiniz. Allah binlerce kez hepinizden razı olsun. Ben de sizlere ameliyat masamda dualar gönderdim biliyorsunuz. Ameliyat masasındayken, doğumhane masasındayken dualar kabul olurmuş. Öyle bol bol hepiniz için isteyenlerden dua gönderdim. İnşallah kabul olur. Ve bugünümüzde de eşlik ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Artık biz 4 kişilik bir aileyiz. Rabbime şükürler olsun ki sağ salim ikimiz de bugün çıktık. İnşallah yarın da evimize gideceğiz. Ne diyeyim ki başka? Veda edeyim mi sizlere? İnşallah uzun olmuştur. Uzun istiyorsunuz arkadaşlar. Yarın da güzel bir gün bizi bekliyor. Saatlerimiz de zaten akşam 11 oldu artık. Planlarımızda bu geceyi oyun oynayarak geçirmek vardı. İyi hissediyorsan kendini oynarız. Birazcık ben de uzanayım aşkım. Hiç dinlen bence de. Hiç uyumadım arkadaşlar. Biraz dinleneyim ben de. Ve bizi buraya kadar izlediğiniz için de çok teşekkür ederim. Kanalımıza abone olup videomuzu da beğenirseniz çok mutlu olurum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.